Saatler geçtikçe olayın üzerindeki sis perdesi biraz daha aralanıyor ve günler geçtikçe daha da bu konuda aydınlanacağız. Benim dikkat ettiğim şey o olağan şüpheli dediğimiz şüphelinin yavaş yavaş ortaya çıkıyor oluşu. Fakat dikkat ederseniz devlet liderlikleri bazında henüz bu isim zikredilmedi. Yani işte FETÖ ile ilişkilendirmesini basın yayında kişiler yapıyor ve FETÖ ile ilişkilendirilebileceği olayın emarelerinden yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama henüz doğrudan doğruya bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmış ve işte o terör örgütünün gerçekleştirdiğine dair açıklamada bulunulmadı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı açıklamalara bakarsanız ben iki tarafın birbirleriyle gayet organize bir şekilde çalıştıklarını düşünüyorum. Muhtemelen konuyu anlatırken de tercih edilen kavramlar ortak kavramlar. Yani bu Türkiye-Rusya ilişkilerini provoke etmek için gerçekleştirilmiş bir eylemdir ifadesini her iki cumhurbaşkanının da kullanıyor oluşu asıl itibariyle krizin o baştaki sıcaklığının aşıldığı ve Rusya ile Türkiye arasında en azından bu terör eyleminin hedefine yönelik bir mutabakat olduğu fikrini bende oluşturuyor. Ve dolayısıyla bundan sonra hani Astana'daki görüşme gerçekleşir mi, yarın mı gerçekleşir, birkaç gün sonra olayın vehameti nedeniyle birkaç gün sonraya mı ertelenir, bunu göreceğiz. Ama biraz önce Ali Bey'in de söylediği gibi tarafların yaptığı açıklamalar gayet soğukkanlı ve hadiseyi iyi bir şekilde yönetebilecekleri, iletişimsel açıdan yönetebilecekleri konusunda birleşiyor. 24 Kasım yani uçak saldırısı olayıyla iletişimi kıyaslarsanız orada biraz durum farklıydı. O fark da şeyden kaynaklanıyordu. Yani doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait jetle Rusya'ya ait bir jet düşürülüyor. Yani bunu devlet yapmış gibi doğrudan doğruya karşısına çıkıyor. Ama burada bir terör eylemi gibi yani yine işte bir polise sızmış bir polis memuru kılığında birisi olayı gerçekleştiriyor ama bunu doğrudan doğruya devlete yıkamazsınız. Yani hiçbir devlet açık açık göstere göstere hiçbir başka devletin kendisindeki temsilcisini öldürmez. Kimse de bunun böyle bir şey olduğunu düşünmez. Yani akıldan bile geçmez. Dolayısıyla bunun Türkiye-Rusya ilişkilerini hedef aldığı iki taraf tarafından da az çok anlaşılmış ve muhtemelen FETÖ üzerinde de yoğunlaşma var ama bunu da henüz zikretmeyecekler. Zaten deniliyor ya araştırma ortak yürütülecek. Rusya'dan elemanlar gelecek ve bu araştırma sürecinin, soruşturma sürecinin bir parçası olacaklar. Ve Türkiye-Rusya bu soruşturmayı bir şekilde bir noktaya kadar getirecek. Nereye gelir? İşte o tam Ahmet Hoca'nın da söylediği gibi eğer FETÖ açık bir şekilde böyle pat diye ortaya çıkarsa o zaman çok ilginç bir sonuçla karşılaşacağız. Nedir o sonuç? Bana sorarsanız iki tane sonucu olacak. Bir, Rusya-Türkiye yakınlaşması. Özellikle Suriye örneğinde hani dosya dedik ya. Suriye dosyasında en azından Rusya-Türkiye yakınlaşması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Kime karşı olacaktır? Muhtemelen Amerika'ya. Ama bu terör saldırısının arkasında hani Kirby'nin böyle tedirgin olarak biz yokuz bunun arkasında falan deyivermesinin 15 Temmuz'da da biz yoktuk bunda da biz yokuz deyivermesinin altında da bu şüpheler yatıyor. Ama bu yani yine kimse şunu söyleyemez bir Rus diplomatını bir Amerikan gizli servisi tutup da işte FETÖ unsurlarına yaptırıyor falan ama İster öyle olsun, ister başka türlü olsun. Bu terör örgütünün lideri Pensilvanya'da oturduğu müddetçe Rusya'da, Türkiye'de Amerika'yı sorumlu tutmaya devam edeceklerdir. Her ne kadar Amerika bu konuda doğrudan doğruya sorumlu olmadığını söylemek zorunda hissediyor olsa da. Bu nedenle yasal yollar işte yasal yollar var. Bunları soruşturacağız. Biz de soruşturalım, bakalım, edelim falan. Bunlar illaki söylenecektir ama Rusya'nın bu işe tepkisi bizim kadar hukuki zeminde olmayacaktır. Biraz önce onu söylediler. Çünkü Türkiye öyle veya böyle hukuki zeminde müttefiki olduğu, formel anlamda, resmi anlamda müttefiki olduğu Amerika ile bu ilişkiyi anlaşmaları çerçevesinde sürdürmenin yollarını arayacaktır.
Ama ikinci sonucu bu olayın, eğer altından dediğim gibi FETÖ çıkacak olursa çok net bir şekilde doğacak. İkinci sonucu da Rusya'nın doğrudan doğruya FETÖ'ye karşı tavır almasıyla sonuçlanacaktır. Yani biraz önce söylediğim şey. Rusya'nın zaten FETÖ terör örgütüne yaklaşımını biliyoruz. Putin bu konuda Türkiye'den bile önce pozisyon aldığını, bu terör örgütünün ne derece zararlı bir örgüt olduğunu kendisinin çok önceden tespit ettiğini falan söyleyen birisi. Bu çerçevede Rusya'nın hani Çeçenlere karşı sergilediği acımasız tavrı, işte başka coğrafyalarda sergilediği acımasız tavrı FETÖ mensuplarına karşı gerçekleştirmesi benim için de hiç şaşırtıcı bir olgu olmaz. Amerika'nın üzerinde de uluslararası baskının, diplomatik baskının artması yine benim için şaşırtıcı olmaz. Bu terör örgütü niye o zaman böyle saçma sapan bir eylem gerçekleştirdi, niye kendisini böyle sıkıştıracak bir eylem gerçekleştirdi hikayesi eğer gündeme gelecek olsa, ben de bu anlamda terör örgütlerinin zaten bu tür saçmalıklar gerçekleştirebilecekleri argümanını benimseyenlerdenim. Yani özellikle bu tür aynen sıkışma anlarında ve yapabilecekleri eylem sayısının azalması, eylem türünün azalması anlamında bu tür davranışlara girişebileceklerini düşünenlerdenim. Bu nedenle de bu terör eyleminin arkasında ben işin açıkçası FETÖ'nün olduğunu ilk baştan beri düşünüyorum. Bütün bu kendilerine yönelik üreteceği zararlara rağmen asıl itibariyle arkasında bunun olduğunu düşünüyorum.